alışkanlık olmayınca böyle. Ben bir de Allah'tan alışveriş merkezlerine gitmiyorum, o zamanın dayı var. Türkiye'de de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. olağan kurultayı yapıldı. Olağan kurultayın ana teması Cumhuriyet'in 2. yüzyılında Türkiye'nin çağdaşlaşması için yapılacak olanların bir dökümü yapıldı. Ve çok düzgün bir kurultay oldu. İlk defa birlik beraberlik içinde ve delegenin Türkiye'nin dört bir yanından üyelerin özgür iradesiyle seçilmiş olan en üst organ kurultayın delegeleri bir karar verdiler ve rekor bir oyla genel başkan seçildi. Daha sonra çok büyük bir uyum içinde kotalara da uyarak, gençlik kotası, cinsiyet kotasına da uyularak bir parti meclisi oluşturuldu. Önümüzdeki dönemde parti meclisiyle ilgili görevlendirmeler de yapılacak. Ben bu arada genel başkan yardımcımız Sayın Seyit Torun'un da yeniden parti meclisine seçilmesinden dolayı kendilerini kutluyorum sizlerin adına. İnşallah önümüzdeki dönemde de genel başkan yardımcısı olarak aynı görevine devam eder. Büyük beklentimiz de o. Ve Mart'ın sonunun bahar olduğu gibi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılın başında da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden AKP iktidarının ve bundan önceki olumsuz iktidarların getirdiği yıkıntıları ikinci yüzyılın başında, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının başında onarıp çağdaş Türkiye yolunda ilerleyeceğiz. Tabii bunun lokomotifi de genel başkanımızın da kurultayda belirttiği gibi bunu da Cumhuriyet'ten yana olan, demokrasiden yana olan, çağdaşlıktan yana olan, çok partili demokratik sistemden, kuvvetler ayrılığından yana olan dostlarımızla birlikte yapacağız. Bunların da örgütlenmesi bizlere kalıyor. İlçe teşkilatlarından, mahalle birimlerinden başlayarak genel merkeze kadar önümüzdeki dönemde çok ciddi bir çalışma temposu içinde bunu başaracağımıza olan inancımız da tamdır. Ve son dönemde yapılamayanlar yapıldı. Ve halkımıza da bir nebze olsun büyükşehir belediyelerinin kazanılmasından sonra bunlar işte buradan bırakmazlar, kaybetseler de gitmezler, imajlar halkta çöktü. Bu anlamda bütün iş bundan sonraki dönemde bizim çalışmalarımıza kalıyor. Bunu da hep birlikte başaracağız. Ben Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucu unsur olarak Türkiye'yi dünyada layık olduğu yere yeniden getireceğine olan inancımı koruyorum. Sizlerin de aynı inançta olmanızı bekliyorum. Ben sözü... Kurultayımızı çok büyük bir coşkuyla, gerçekten pandemi ortamında olabilecek en iyi ortamda ve demokrasinin bütün güzellikleriyle birlikte gerçekleştirdik. Bazıları kurultaydan belki de farklı çıkarımlar bekliyordu ama gerek delegelerimizin olgun tavırları, demokratik anlayışları, gerekse partililerimizin, gerekse yetkili kurullarımızın sağduyusuyla birlikte büyük bir uyum içerisinde gerçekleşti. Sayın Genel Başkanımız da yüksek bir oyla tekrar Genel Başkan seçildi. İkinci günde parti meclis seçimleri yapıldı ve kurultayımız tarihe not düşecek, dünyaya mesaj verecek ve bu ülkenin sorunlarının nasıl çözülebileceği konusunda mesajlarını vererek bir başarıyı ortaya koydu. Biz diyoruz ki bu ülkede demokrasiyi, adaleti ve özgürlüğü mutlaka oluşturmak zorundayız. Ve bunun için de milliyetçi demokrat, muhafazakar demokrat, sosyal demokrat, yani bütün demokratların birleştiği, uzlaştığı bir yapıyı ortaya koymak zorundayız. Ülkenin sorunları çözüm bekliyor. Artık görülüyor ki bugün bizi yönetenlerin hiçbir yönetim mekanizması kalmamıştır. Artık bu ülkeye verebilecekleri hiçbir şey kalmamıştır. Halkın gündeminden uzaklar artık. Bakın, yeni bir eğitim öğretim dönemi başlayacak. Hala ne yapacakları belli değil.
çözüm bekleyen birçok konu varken biz nelerle uğraşıyoruz? Efendim Ayasofya'da namaz kılalım diyoruz. Aslında Türkiye'nin gündemi bunlar değil. Türkiye'nin gündemi insanların yoksulluğu, esnafın çaresizliği, artık emeklinin içinde bulunduğu ciddi çözümsüzlük. Bunları konuşmamız gerekirken biz suni gündemlerle uğraşıyoruz değerli arkadaşlar. Bu kurultayımızda yeni bir enerji elde ettik. Yeni bir güç kazandık. Artık birbirimize sarılarak hep birlikte bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız. Üyesinden genel başkanına kadar bu davaya inanan partili partisiz herkes tarafından bu mücadele büyütülmeli ve Türkiye'de mutlaka milletin istediği, halkın tercih ettiği iktidar göreve gelmeli. Görülüyor ki tek adam yönetimi, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çalışmıyor. Bu anlamda biz çözüm üretiyoruz. Halkımızın önüne bir çözüm önerisiyle geliyoruz. Fındık sezonuna girdik. 22 lira fiyat açıkladılar bölgemiz için. Biz 25 lira talep ettik. Ve 22 lira açıkladılar. Ama bu safhaya gelene kadar bakın her türlü baskı kuruldu. Her türlü olay ortaya çıktı. Şuna emin olun. Eğer bu kadar biz belediyeleri almamış olsaydık, bu kadar talebimizi yüksek sesle söylememiş olsaydık asla bu fiyatı vermezlerdi. Asla vermezlerdi. Şimdi TMO'dan görev bekliyoruz. Bir an önce mübayaya fındık almaya başlasın. Ama alım noktalarını çoğaltsın. Vatandaşı sıkıntıya bırakmasın. Yani fındık alıyormuş gibi yapmasın. Gerçekten üreticinin fındığını nokta sayısını, alım noktalarını fazlalaştırarak alsın. Vatandaşı da başkalarına mecbur etmesin. Üreticilerimizden de bir ricamız var üreticilerimize. Mümkün olduğunca pazara fındığı geç indirelim. Mümkün olduğunca dayanmaya çalışalım. Çünkü birden indirdiğimizde fırsatçılar da hemen devreye giriyor ve fındığın fiyatını düşürmeye çalışıyor. Onlara fırsat da biz vermeyelim.